Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Halet 4. Ha? Notlarınızı alırsınız. İhtiyacınız olur, olma nispetinde. Şimdi lemalar 100, 136 ve 338'den çıkarttığı mana. Haletlerin zemini mahiyette. İnsanın mahiyetinde. Halet nedir? Oradan bir açayım bir cümle. Ben bir şey söylediğim zaman hayal edin. Hayal onun için yaratılmış. Yani bunun için de yaratılmış. Eğer ben söylediğim şeyi hayal edebilme nispetinde işi kavrarsınız. Şimdi cümleyi okuyorum, sırayı izah edeceğim. Etsa-i kainat, onun efradı hükmüne ve kainat ise nevi hükmüne geçer insan. Şimdi düşünün, çekirdekli ağacı düşünün, büyük bir ağaç, meyveli falan, çiçekli. Yapraklı böyle. Hayal edebiliyor musunuz böyle bir ağaç? Hayal edin, hayal edin. Tamam. Çekirdekle ilişkisini düşünün. Tamam. İşte halet şu. O çekirdek ile ağaç arasındaki alakanın ve insanda gözükenlerin adıdır halet. Çünkü insan kainatın çekirdeğidir. Tamam. Yani hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği hastesi. Kainatın. Bu çok önemli biliyor musunuz? Yani bunu duysan, he vallahi mübalağa etmiyorum. Ölsen yetiyor. Diyeceksin ki mübalağa. Bak. Bunun için ömürler verilmiş. Senelerce, asırlarca filozoflar, felsefeciler, öğretiler, Farabiler, Aristolar, bir sürü insan batmış. Ne için biliyor musunuz? Kendisini tanıma adına. Kendisini insan tanıma adına insan batmış. İmansız gidenler var. Sokrates, Aristo, yüzde biri kurtulur, ustad diyor. Eflatun, Sokrat gibi. O Gazali de İslam sıfatı bile vermiyor, iman da vermiyor. Peki ne anlatmaya çalıştım burada? İnsanı kendini tanımak kadar mühim bir şey yoktur. Bak bir daha söylüyorum, cesurca söylüyorum. Çok tehlikelidir ama doğrusu da budur. Cesaret edilemiyor mu yoksa bilemem. Allah'ı tanımak kolaydır, insanı tanımak zordur. Allah'ın eseri vardır, insanın eseri yoktur. Allah'ın Kur'an'ı vardır, Allah'ın peygamberi vardır, Allah'ın kainatı vardır, bizim yoktur. Tanınacak Allah'tır, tanıyacak insandır. İnsan ise tanıyacak insandır, tanınacak da insandır. Tanıyacak da, tanınacak da. Tanıyanla tanınan da aynı şey. Bir şey karımız var, bizden bize olduğumuz için biraz kolaylık var. İşte bu dersler, ya ne bunun üzerine duruyorsun? Arkadaş, bu halet kim lügata baktı? Ben de dahi. Hiç lügata bakmaktı. Baktık. Halet. Ama çok can alıcı bir şey. Ülfet belası Mesnevi'de mi geçiyordu? 196'da geçiyor. Ülfet belası, lanet olsun şu cehalet var ya. Menfi, ademi olduğu için lanet diyorum. Şeytan da lanetlenmiş. Ülfet belası sarmış bizi, biliyoruz zannediyoruz. Mesela diyor ki bak kader risalesi, ne kadar kader risalesinde kışır olur mu? Kışır bir şey olur mu, kabuk olur mu? Hep lüptür. Hali ve vicdanidir diyor. Senin böyle partiyi anladığın bir kelime olabilir mi bu halet şimdi? Yani sokaktaki o halet anlayışı gibi. Hali ve vicdanidir, hali. Başka bir tanesini söyleyeyim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ehvali, ahvali, etvari hallerinden çıkan İslamiyet. İslamiyet'in kaynağı olmuş halet.
Öyle mi Ataman? Fiillerinden, değil mi? Hallerinden, davranışlarından. Öyle diyor da. İslamiyet'in kaynağı olan halet nasıl anlamışız şimdiye kadar? Ben hayret ediyorum. Demek ki toplumsal kullandığımız tabirler değil bu külliyat. Onun için cinayettir buna dokunursa. Toplumsal kullanım, mesela diyelim tenkit. Toplumda ne kullanılır? Karşıya hücum gibi gözüküyor değil mi? Eleştir. Oysa yapılanmak, yapılandırmak. Yani eksikliklerini ona göstermek, nakşetmek, nukuş, nakş. Ama acayip bir şey. İşte Risale-i Nur'daki tabirler ne olur? Toplumsal tabire benziyor ama değil yani. Değil, ne olur? Değil. Mesela haletinden, etvarından, efalinden çıkan İslamiyet. Ya bu haletten, halet de odur. İslamiyet çıkmışsa bu halet herhalde bizim bildiğimiz halet değil yani. Yani Allah Allah sıradan bir kelimeyi çok mu eziyor diyorlar falan, tamam. Ya sıradan bir kelimeyi koymuş değil mi Kader Risalesi'ne? Kışır koymuş değil mi Risale'nin? Yani böyle toprak koymuş yani, böyle kap koymuş, öyle mi? Bak hali ve vicdanidir diyor. Diyor mu arkadaşlar? Peki vicdanı araştırdık mı? Tamam diyelim böyle, siz epey uğraşmışsınız da biliyorum. Toplumsal diyorum. Ha tamam. Yani niye uğraşmıyor? Ya abi zamanım yok. Nereye? Bunun için geldin dünyaya ya. Dünya bunun için geldin zaten. Para kazanmak sonraki iş. Onları bırakacağım, bu gelecek seninle. Tabii canım. O zaten arkandan gelecek onlar. Ya vicdan, vicdan deyince herkes şunu der. Hemen. Ya iyi kötü ayrıdan bir hal. Ne alakası var ya? O dişe vuruşundan bir sıfatı. Vur karpuzu, gir içeriye, korkma, cesur ol. Ne var bu adamın içinde ya? Vur içine ya, vicdan. Vicdan neymiş ya? Bir bak bakalım. Abi zamanımız ya sonu kadar. Niye? Benim ne özü? Benim senden ne farkım var ki? Bu bir de yapmazsın. Bir de yapanları eleştiriyorsun ama. Bir de bir tuhaflık da bu. Yani kaygılanacak bir durum da bu yani. O kadar vahim. Hakikaten ahir zaman ya. Bir de bunun ehilleriyim diye. Ehliyiz, mudavimleriyiz, dava adamıyız diyen ha. Adı da diyor ki sen hali ve vicdanı, vicdanı niye araştırıyorsun külliyat içerisinde? Hali niye araştırıyorsun, haleti niye araştırıyorsun vicdan, külliyatın içinde? Acayip bir şey ya. Beni çektiler, çağırdılar. Dediler ki kardeş, böyle kelime üzerine çalışarak külliyatta mana çıkartıyorsun. Doğru ama bizden imtiyazlaşıyorsun. Bütün dikkati kendine çekiyorsun. Bu işte vazgeç. Size yalan mı söylüyorum? Öyle dediler bana. Bak elimi koyarak söylüyor. Bunu dava adamları ha, dava adamları. Bunu ne zaman dedi bana? 98'de. Ondan sonra kendim Allah ne verdi? Yani arkadaşlar külliyatın, neyse Saadet Harici çıkmıyor. Külliyatın içerisinde çalışın, yanlış dahi olsa. Ne çıkarsan, yanlış çıksın, çalış. Bir gün doğruyu çıkartacaksın. Pat diye kim, hiçbir çırak bir anda en mükemmel usta gibi iş yapamaz. Ama o usta daha önce de böyle yan kesmişti tahtayı. Güzel bir dolabı. İlk önce çıkartamaz ama mesela inşaat ilk önce doğru belki bir gece kulübesi ancak yapardı. Şimdi mesela insanlara bir ne yapıyorsunuz? Yani olsun ne olur, yanlış olsun ya. Yanlış olsun, araştırın. Külliyatın içinde araştırın ne olur. Tamam. Bir de son şeyimi söyleyeyim, devam edeceğim. Tekrar ediyorum. Risale-i Nur'da geçen kelimeler Allah aşkına sokakta kullandığımız tabir, yüklenilen mana tabir aynı ama aynı mana değil. Ne demek abi? Ya kardeşim bunun içerisine şarap da yüklersin, haram. Bunun içerisine su da yüklesin, helal. Bunun içine pekmez de koyarsın. Bunun içine bilmem ne koyarsın. Yani tabir böyledir. İçine toplum ne yüklemişse aynı tabiri başkası başka demiş. Mesela inciri kırkanda diyemezsiniz. Yemiş diyeceksiniz. İncir ne var?
Orada kötü bir tabir. Ona içine konulan başka bir şey. Anlıyor musunuz? Tamam. Hadi bakalım. Demek ki haletlerin zemini nerededir? Mahiyettedir. Ne demek? Dedim. Bunu anlasan yetiyor yani. Şu cümleyi. Mahiyet insani birdir. Tamam. İnkısamı gayrı mümkündür. İnsan hakikat-ı Muhammediyeciyet ile kainatın çekirdeği astisidir. Kainatın arkasındadır. Beşeriyet meyvedir. Bak ağaç. Çin meyvesi bak. Çekirdek. Ağaç. Meyve. Bu çekirdeği Nur-u Muhammed'i biz buradaydık. Hakikatımız bu. Hakikat-ı Muhammediyeciyet ile biz buradaydık. Sonra ağaç, şeceri hilkat, arş-ı azam, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Ne aklına geliyorsa Allah'ın ışığına. Meyve, insan, şimdi oturduğun, sensin. Bunun içinde bir çekirdek var. Kökteki çekirdeğin. Aynısı. İşte bu çekirdeği durarak aslını özlüyor. Ve ona hitaben diyoruz. Sen şu çekirdeğin var ya, şu çekirdeğin itibariyle ağaçtan öncesin. Doğru mu? Kainattan öncesin. İşte haleti bahsediyorum. Şu çekirdek ile meyve, bak meyve ile şu ağaç arasındaki ilişkinin insandaki görünümleri. Halet. Yani cennetin sana yaptığı şu anda yapı, yapılandırma. Allah'a iman etmekten sende güç yapan, çiçeğin bana etkilediği, suyun bana etkilediği, köpek kovaladı veya düşünürken böyle acayip şeyler. Bunlar ortaya çıkan elbiseler. Tamam. Peki. Başka bir yer. Antika yer. Belki ömrüm yetmez. Çabuk güzel yerleri okuyayım. Belki ömrüm yetmez çünkü saat 3-3.30'da Yunanistan'a çıkacağım. En azından vermek istediklerimi vereyim. Haletler ruha malzemedir. Yani insan çekirdekti ya. Bak şöyle bir tuhaftır bir şey anlatayım. Şimdi bu meyvenin çekirdeği, ağacı meyve, çekirdek. Bu çekirdeğin tekrar ağaç olabilmesi için dünyadaki malzeme kullanıyor. Kainatın çekirdeği ben miyim? Ama benim inkişaf etmem için kainatın malzemesi lazım. Ne olur bunu bir daha düşünün. Bak kainatın çekirdeği ben miyim? Ağacı şöyle düşünün. Ağaç. Çekirdek, kök. Meyve. Meyvenin içinde çekirdek var. Şimdi bu meyvenin içindeki çekirdeğin inkişaf edip ağaç olabilmesi için toprak, su, hava, güneş, hava lazım. Yani insanda bulunan o çekirdeğin inkişaf etmesi için gene insandan yapılan malzeme lazım. Cebrail lazım, Mikail lazım. Taşlar, topraklar, sen ben, sen benim etsab efradımsın. Senin müstakil bir vücudun yok. Bensiz kendini ifade edemezsin hiçbir zaman. Ama abi ben kimim? Sen de bana öyle bak. Herkes kendisini kainatın merkezine koyacak. Çünkü sırf sen olsaydın da böyle olacaktı kainat. Bütün insanlar olsaydı da böyle olacaktı. Hiç fark etmez. Senin için güneş de lazımdı. Bütün insanlar için de lazım. Senin istifaden benim istifademe mani değil. Ne sana çoktur ne azdır. Herkes kendisini kainat. Çünkü Allah merkez gibi yapmış. Yani istifadelerimizde herhangi bir yansıma yoktur. Yani azalma yoktur. Dolayısıyla bir de söylüyorum. Kainatın çekirdeği olan şu meyvenin içindeki çekirdek. Gene inkişaf etmesi için kainatın malzemesi lazım. Ha? İşte. Haletle ruha malzemedir. Ruh kendini motive ve kemalatına gitsin diye verilen malzemelerdir. Kainattan veriliyor. İlle ruhun uyanmasından çıkan atmosfer değil. Yani ille içeriden çıkan değil arkadaşlar. İlle ruhun doğasından, doğmatığından, yani düşünümüşümüzden, tefekkürümüzden çıkan değil. Bazen havanız çok iyi. Harici bir esbab haletinizi değiştirir. Yani giydirilen elbise demek. Elbisenin kendisi. Mesela ben giydiğim elbise var. Bir de sizin bunun hakkında verdiğiniz karar var. Düşünceler var. O ayrı. Benim giydiğim elbise. Onu daha iyi anlaşılacak şimdi. Bir şey okuyacağım. Veya haricen atmosferin insanı etkilemesi değil,
ruhun kemalatı için verilen malzemelerdir halet. Ruhun kemalatı için verilen malzemelerdir halet. Onun için kader risalesi ruha verilen malzeme nispetinde anlaşılır. Onun için hali ve vicdanedir. Ondandır ki iman esasından beş tanesini hazmetmeyen insana insan tanım tarif edilemez. İşte iman esasının sonuncusudur. Çünkü iman esasının beşini hazmetti eden kişidir. Kaderin kendisi. Tamam. Şimdi dolayısıyla cehennemin ruhun kemalatı için verilen malzemelerdir halet. Şimdi ruhu cennete veya cehenneme koyan haletlerden bahsedeceğim. Daha iyi anlaşılsın. Cehennemin malzemeleri. Sıralıyorum 8 tane. Diyecek Allah Allah. Evet. O Kur'an'da bahsedilen cehennem hafifmiş. O cehennemin cehennemi. Ne diyor? Ustad diyor ki 700 kaçtı? 42 miydi? 44 müydü? Cehennemden beterdir. 44. Bak. Cehennemden beterdir. İhrak eder. Bakayım nerede? 741. 741 sözler. Bak şimdi. Diyor ki o cehennem için. Bu cehenneme göre. Cehennemden beterdir diyor. Bunun için diyor. Elime bak. Şu Şecer-i Hilkat'taki cehennem cennet. Buradaki için diyor ki. Cehennemden bundan beterdir. O cehennemin cehennemi bu bak. Okuyorum. Gerçi buna ait bir ders vardı. Cehennemin cehennemi diye. Onun buradaki lazım olduğu nispete kullanacağım. Cehennemin malzemeleri 1. Haf 2. Dehşet 3. Ads 4. Ra'şet 5. Kalak 6. Vahşet. Dehşetle vahşeti karıştırma. 6. Vahşet. 7. Yutm. Yozgat, Uşak, Trabzon, Manisa. 8. Yeis. Peki, bu 8'i bir araya gelirse cehennem viz gelir. Cehennem hiç duman atar, duman. İşte cehennemden beterdir bu. Bunu anlatmıştım tek tek. Buna ait bir ders var. Cehennem, cehennemin cehennemi diye hatırlıyorsun sen zaten. Şimdi bu nasıl kalkar? Bunu kaldıran senin cennetindir işte. Bu ademi vücuttur. Bak bir daha söylüyorum. Bu not alabilirsiniz bunu. Bu 8 sıfatı kaldıran senin dünyadaki cennetindir. O cennetten daha güzel bir cennettir bu. Zaten o cennet sana hizmet etme makamıdır. Bizim o Kur'an'da bahsedilen, cennet hizmet yeridir. Hizmet alan sensin. Niye alıyorsun? Çünkü şu 8 tane sıfat sende olduğu için. Bu sefer o cennet sana hizmet ediyor. Şimdi bu 8 tane cehennemi haleti kaldıran 8 tane ulvi halet. Bu 8 tane ulvi haleti koyun tencereye 1, 2, 3, 4 karıştırın. Omlet yapın omlet. Onun adı dünyada cennet budur. Cennetin cenneti budur. Okuyorum. İstersen mukayeseli okuyayım. İlk önce birinci cehennemi okuyacağım. Bak şey yapın. Elime bakın. Buraya cehennemi koyacağım. Buraya cenneti, onu kaldıranı koyacağım. Buraya cehennemi koyacağım. Buraya onu kaldıranı koyacağım. Mukayese olsun diye. Gerçi yansıtsaydım daha iyi olurdu. 1. Havf. Cehennemi. Onu kaldıran. 2. Yani bunu kaldıran şu. Allah'a iman etmek. İneyim yukarıdan aşağı. Bak bir daha söyleyeyim. Haf. Onu kaldıran. Allah'a iman etmek. İn aşağıya. Dehşet. Onu kaldıran. Allah canibinden kudretin azameti altından bakmak. 3. Ads. Onu ads. Bunu kaldıran sonsuz kudrete aynı olmak. Aynı-i Samet. Samet vasfını yani aynı isamet olma şuuru. 5, 4 mü? 4. Ra'şet.
raşet, cehennemi alet. Onu kaldıran, kendini güvende hissetmemek, sahipsizlik. Yani onu kendini kendi güvende hissetme ve sahiplilik. Yani raşet neydi? Kendini güvende hissetmemek ve sahipsizlik. Bunun tersi, kendini güvende hissetmek ve sahiple, sahibim var. 5. Kalak. Ahirete iman etmeyle şuurun nispetinde bu kalak kalkar. 6. Vahşet. Onu ortadan kaldıran imandan gelen teslimiyet. Fiili İslamiyet. 7. Yutm. Bir şeye ait olduğuna iman etmek. Bir şeye ait olduğuna iman etmek. Yeis, onu ortadan kaldıran ümit. O zaman şuraları bir daha sıralayayım. Hususi cennetin cenneti. Allah'a iman etmek, edebilmek. 2. Allah canibinden kudretin azameti altından bakmak. 3. Sonsuz kudrete aynı olabilme şuuru ki aynı isamet olmak. Aynı isamet. Dört, kendini güvende hissetme ve sahiplenilmişim. Yani sahiplenmişler beni. Sahiplenilmişim. Benim sahibim var, o önemli değil o. Benim sahibim var iddia etmek değil, o aşağıdadır. Yani sahiplenildiğine, seni tuttuğuna, izanı ve fiili görüntüsü. Mesela, namaz kılabilmek. Mesela dua yapabilmek. Mesela zekat verebilmek. Mesela Allah'ı sevebilmek. Mesela Allah'ın düşmanını düşman addedebilmek. Mesela Allah'ın düşmanlarını hiçbir gerekçe göstermeden Allah'ın düşmanlarına düşman, dostlarına dost olmak. Mutlaka bir bildiği vardır dememek. 5. Kalak. Ahirete iman etmeyle insan dünyada besleniliyor. 6. Vahşet. İmandan gelen teslimiyet. Yani fiili İslamiyet. Çünkü İslamiyet iman değildir. İman imandır. Amentu billah. Allah'a iman. Melekler iman. Fiil değildir. İtikattır. Ruhsal yapıdır. İslamiyet ise namaza inanmak değil. Namaz kılmak. İslamiyet eylemdir. İnanmak değildir. İtikad değildir. İtikadın eylemdeki kendisini ifade etmesidir. Oruç tutmak, oruca inanmak değil. İnanmak değil zekata, zekatı vermek. 7. Yutm, bir şeye ait olduğuna iman etmek. Yani şu kainatın, şeceri hilkatın çekirdeği aslisi olduğunu fark etmek. Yeis, ümitle ortadan kalkıyor. Peki bunlar nerede geçti, topladım ben bunu? Sözler 741, 363, Emir Dâhi 2, 244 ve 368. Arkadaşlar bu sayfaları ve bunun gibi nice sayfaları toplayarak numune için bunu cem etmiş. Belki birkaç dakika almış ama günlerce uğraşılan bir şeydir. Peki başka? Bu haletin başka bir özellikleri de birbirine sirayet etmeleridir. Çok ilginçtir. Haletler değiş tokuş olabiliyor karşı karşıya. Ondakiler bana, bendekiler de onlara sirayet ediyor. Oturup kalktığın kişi, telefonla konuştuğun kişi çok önemli. Mesela diyorsun ki, ya nereden konuştum ya? Nereden gittim ben ona? Nereden oturdum ya? Ulan sindi bana ya. Onun haleti bana sirayet etti. Yani kahveye giden sigara içmediği halde her taraf sigara kokar ya. Gibi haletler birbirine sirayet eder, birbirine girer. Adeta birbirleriyle bağ oluştururlar. İlle insanda olan değil, zihayatlarda da var olan birbirleriyle olan bağlantıdır. Yani mesela kedi kedilerle,
Köpek köpekle. Yani illa insanda olan değil, bitkide de var bu halet. Yani zihayatın sıfatıymış bu. Nerede söylüyor? Emirdağ 1, 91 ve 367. 367, özür dilerim, 3-2. Emirdağ 1, 91, 367, ilim defterinin, 17. defterin 367. sayfa. Tamam. Demek ki Emirdağ 1, 91'den söyledim. Başka? Şimdi Emirdağ 55, Emirdağ 1, 55'ten çıkarttığı mana, halet sırf haricin insanı aktif etmesinden çıkan veya hassasiyet-i ruhiyenin durumu değil, İhsan-ı ilahi olarak Allah Celle Celaluhu sana esbapsız giydirdiği libas gibidir. Şeyin, haletin bir değişiğine geldik. Bu ilk defa söyleniliyor. İlle haricin insana ve insanın harici yansıttığı değil, Allah hiçbir sebepsiz tat değil seni, sana giydirdiği libas. Halet çeşidi de varmış bu. Emirdağ 1.55'te anlatıyor. Hem de birbiri içinde, yani şuunat-ı zatiyenin, sıfatın ve ismanın ayrı ayrı cilveleri, nakışları ve cemallerinin sana giydirdikleri manevi libaslar imiş. Birbiri üstüne ayrı ayrı işlevleri var. İnsanın paltosundan atletine kadar veya bedeninden hayatından, his ve şuurundan ilahir ta eneye kadar birbiri üstüne ve içine giydirilen libaslar gibi haletler giydiriliyor. Çok ilginç bu da. Peki. Her halet kendini kendiyle göstermez. Bu da çok ilginç bak. Bak bunun altını çiziyorum, belki de ikinci çizim o cenim halet bir olsun. Bunun altını çiziyorum, iki. İki mühim bir yer. Her halet kendisiyle göstermez. Nasıl gösterir? Başka suretlere, libaslara girerek gösterir. Bedende ve cisimde kendine uygun malzemeleri aktif ederek daha gösterir. Mesela bir misal söyleyeyim. Tahmin ediyorsunuz, görüyorsunuz. Sıkıntılı insanlar geliyor. Aileler de öyle. Telefonda ediyor ve işte geldi gördü. Şimdi diyor ki, abi bu bana böyle dedi, şöyle dedi, tam böyle hakemlik yaparken soruyor. Dedim ki bırak o, vitrindeki malzemeyi bırak, bir şey anlatmak için söylüyorum. O vitrindeki bana takdim ettiğin, gösterdiğin reklamını bırak. Depodakini söyle. Hani dükkanda vitrine koyarlar, depoda da var. Oysa vitrindeki en iyisidir. Ben zaten bir kalem alırken diyorum ki kırtasiyeciye, onu ver. Hocam diyor aynısı diyor yani. Kardeşim aynıysa ne olacak? Sen depodaki onu koy, onu bana ver. Vermiyor. Demek aynısı değil. Ha. Şimdi karı koca, çünkü benim onu haklı çıkarmam için iceberg, buzdağı gibi denizin üzerinde gözüken ince bir tabaka, ama oysa denizin dibinde dev bir yapıya sahip. Dağlar için kazık diyor. Şu dağları görüyor musunuz? Onun tam 3 katı, en az 3 katı toprağın altında kökü var o dağın. En az böyle. Tamam, bunu coğrafyacılar. Şimdi çok önemli. Haletler ille kendisini göstermez. Başka suretlerde kendisini gösterir. Zayıf noktalarında sana gösterir. Zayıf noktalarda gösterir. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Hadisten. Kullu nasi mecnunun ala kaderil hava ihtilafil cunun. Allah Resulü diyor ki bütün insanlar delidir. Delilik derece derecedir diyor. Ya ne demek? Allah'a ve ahirete inanacaksın diyor. Hesap vereceğine inanacaksın ama gayet rahatça günah işleyeceksin. Bu iman iddiası değil, eylemdeki hali. Tamam. Hani peki o halet bu şekilde kendisini gösteriyor. Zaaf iman kendisini günaha muhatabiyet olarak gözüküyor. Yani zaaf iman kendisini böyle gösteriyor. Bir de okuyayım ne olur, bir dedinin. Her halet kendini kendisiyle göstermez.
başka suretlere, libaslara girerek gösterir. Bedende ve cisimde kendine uygun malzemeleri aktif ederek gösteriyor. Mesela bakıyorsun adama, ya vallahi sarmadı ya bunun haleti ya. Bu bir şey demek istiyor veya bir şey kaçırıyor. Simasından belli. Göz bebeklerinden belli, inanın. Başka? Bu nereden anlattım? Sunuatullah, Sikke-i Tasdik-i Gaybi 58. Sikke-i Tasdik-i Gaybi 58'de okudum. Çıkarttım. İnsanı alemlere taşır. Başka bir yer okuyorum. İnsanı alemlere taşır. O alemleri insana taşır. Hem o alemlere pençere olur. O anda hangi halet hakimse insana, insan onun içine giriyor. Çünkü bütün şeceri hilkat insanın açılımıdır. Hutbe-i Şami 13'ten çıkmış bu. Yani insanı o alemlere, o alemlerin insana taşıyan şeydir, halet. Başka? Halet bir şeyin ahiri, bu da çok ilginç. Halet bir şey çok tuhaf. Hutbe-i Şami 77'de geçiyor. Halet bir şeyin ahiri, başka bir şeyin evvelidir. Yani berzahtır. Bir yapısı yok. Yani bir şeyin neticesi iken başka bir şeyin başlangıcı olmuş. Şöyle bir misal vereyim. Ağacın neticesi olan çekirdek, başka bir baharın ağacının mukaddemesi olan çekirdek. Yani bir şeyin neticesi veya bir yerlerin, alemlerin neticesi ama bir yerlerin mukaddemesi olan berzahtır. Çok tuhaf. Çok tuhaf ama bu. Kaynağı 19. defterin 91. sayfasında izahı var. Defteri siteye atacağız. Yani bu nereden çıkarttım? Hutbe-i Şami 77'de. Çok ilginç olduğu için sayfayı söylüyorum. Peki. Belki gene ömrüm belki yetmez diye acele edeyim, şunu seçeyim. İster istemez, bak şu dört tane sıralıyorum. İster istemez, ok, 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 dört tane. Hani şöyle. İster istemez, tak, 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 tak. Şimdi onun da hulasasını göstereceğim. Cümleyi hiç değiştirmiyorum haşa. İnce Mesnevi Nuriye 255'ten okuyacağım. Bir de Sözler 741'den. Neymiş? İster istemez, çizgi, tevahuş, çizgi dehşet, çizgi telaş, dört, haf, düz okuyorum. İster istemez, tevahuş, dehşet, telaş, haftan mürekkep olan haleti cehennem numun ciğer şikafe düşecektir. Çok ilginç. Mürekkep yani. Bir de okuyorum. İster istemez tevahuş, dehşet, telaş, haftan mürekkep bir haleti cehennem numun ve ciğer şikafe düşecektir. Demek mürekkebin de halet oluyor. Yani bu dördünün hulasa halet. Yani ille bir şeyin tekliği değil, bazen bir mürekkebin yani cemin kendisini göstermesidir halet. Her biri bir haleti oluşturduğu gibi, mesela tevahuş bir haleti oluşturur, dehşet bir haleti oluşturur, telaş bir haleti oluşturur, haf bir haleti oluşturur. Bir de bunların ceminden çıkan halet ayrı bir şey. Yani okudukça insan muamma yani. Öyle bir ders yaptık, hatırlar mısınız? Şimdi tuhaf tuhaf şeyler yazıyorlar. Tuhaf tuhaf. Allah'ın ikramı hepimize, sana da size de bana da Allah'a ne kadar şükretsek az. Şeytan denilen sistemin bedendeki işlevi. Böyle bir ders var ya, 235 mi? 4 mü? 35. Yani şeytandan bahsetmiyorum. Bütün kitaplarda vesaire hep şeytan böyle yapar, vesvese yapar, şöyle yapar, böyle yapar. Tam da bu adam ne sistemin adıdır? Şeytan denen sistemin insandaki işlevi nasıl?
Sistem nedir ya bu? Sistemi bildiniz mi? Formülü bildikten sonra bir tane değil, 100.000 tane soruyu çözersin. Formül bilmen lazım. İşte bu da öyle bak, formül gibi. Her biri bir halet oluşturduğu gibi dördünden mürekkep bir halet de oluyor. Bu mürekkep halet kişinin cehennemini oluşturuyor. Mesela cehennem aşağıda okuyacağım, acele etmeyeyim. Bunun gibi 741'de sözlerde şöyle bir tabir var. Nerede? 741'de. Arkadaşlar o kadar lazım olacak ki size. Allah lazım etmesin. Ama ya kendinizde veya en yakınınızda veya bir yerde vazife yapacağınız zaman bu tabirler size ekmek gibi lazım olacak, inan bana. Vallahi Allah kimseyi kıvrandırtmasın. Hele hele size Allah böyle bir şey ihtiyaç duymasın. Dönecekseniz bu tarihleri, bu dersleri arayacaksınız. Gençsiniz, Allah arattırmasın zatınız bakımından. Böyle insanlarla da muhatap olmayın. Böyle gördüğünüz zaman bacındır, anandır, abindir, kardeşindir, yengendir, komşundur, nurcudur, gelen Müslümandır vesaire. Allah kimseyi düşürmesin. Bu tamamen hayatı yorumlamaktır. Bir bilgi aktarmıyorum. Ben bilgi vermiyorum. Böyle bilgiyle pek uğraşmıyorum. Ben sistemin işlevinden bahsediyorum. Sistemden bahsediyorum. Yani nasıl insan çıkıyor? Bir şey tespit etmek için mükemmel bir size formül, şablon bu. İnsan nasıl düşüyor buna diye. Bak, bunun gibi malzemeyi nereden kullanıyorum bak. 741 sözlerde diyor ki yapılmış halet. Haletlerin yapın. Bir halet var. Bir halet, karpuz. Vur içine. İçine bir bakıyoruz ki bakayım ne kadar yılanlar var. Akrepler. Pop, 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 pop. O karpuz yani. İçine bir bakıyoruz. 741'de diyor ki hem haf ile haf, dehşet, ats, raşet, kalak, vahşet, yut, yeste mürekkep, vicdansız. Vicdansız diyor. İkisini cem edersek yani Mesnevi Nuriye 255 ile sözler 745'i cem ettim. Aynı şeyi anlatıyor. Farklı uslup tabir kullanarak. Bu farklı bir yer. Bu üçüncü yer, altını çiziyorum. Bu ikisini cem ettim atama. İnce Mesnevi Nuriye 255, sözler 741. Aynı şeyi anlatırken farklı sıfat kullandı. Ben o sıfatları cem ettim. Yani cehenneminden bahsedeceğim şimdi. Atılan. Bu her biri bir cehennem hususi. O cehennemden beter değil. Her biri cehennemdir ama şeydir, azdır. Fakat o 10 tanedir şimdi bu. Biraz önce 8'di. 10 tanesinin bir araya gelmesiyle oluşan o cehennemden beter bu. Çünkü o cehennem, cehennemin birinci tabakasıdır. Ne olur cehennem deyince siz aklınız o bahsedilen dehşetli cehennem değil. Cehennemin kaç tabakası var? He? 7. 7. Müslümanlar hangi tabakaya girecek, günahkarı olanlar çok? Cehennem tabakasına. Diğerleri ne gitmeyecek? Kafir. Bu için bazen latife yapıyorum ama doğru söylüyorum. Kafir cehenneme girmeyecek. O ne diyorsun ya? Kafir cehennemin diğer münafık mesela 7. tabakaya geçecek. 1. tabakada ne işi var? Ama merhameten en üst tabakadaki ismi kompleye dönmüş. Onun için Müslümanlara yer kalmasın Ebu Bekir Sıdık diyor. Ustad diyor. Buradan çözülüyor işte. İşi bilmezsen. Ya bu nasıl bir diyor ya, bu metsup bari bir söz diyor falan. Var ya böyle İslamsız oğulları var böyle. Böyle diyorlar. Böyle laf olur mu ya? Allah cehennemde tehdit edilir vesaire. Cehennemin o aslından cevherinden değil. Yani Müslümanların bulunacağı birinci tabaka bir hadis-i şerifte de kimse duymasın pek, tamam mı? Hamam sıcağı gibi olacak inşallah. Müslümanlara. Tamam mı? Oraya kafir girmeyecek. %51 günahı olan Müslümanın %49 günah sebabı var. Diyelim şefaattan, iştirak amali uhreden, şuradan buradan geldi gene kurtaramadı. %49. O zaman günaha kadar yanacağı yer. Bu ikinci tabakaya girmeyecek. Üçe girmeyecek. Dörde girmeyecek. Ona girmeyeyim şimdi. Kimler gireceğini. Onu yapmışız. İşte onun için Ebu Bekir Sıdık diyor. Ya Rabbi diyor.
radıyallahu anh. O kadar büyük vücudumu yap ki komple cehennemi kastetmiyor yoksa aşağı. Allah düşmanlarını Allah dost edinme manası olan o kadar vücudumu büyüt ki insanlar yer kalmasın. Bu sözün altında Allah düşmanları dost edinmek de var. Bu değil işte ondan. Bediüzzaman da öyle diyor. Benim diyor Kur'an diyor cemaatsiz kalsa diyor benim cennet bile cehennem olur. Eğer Kur'an'ın cemaati olsa ben cehennemin alevlerin içine yansam da bana gül gülistan olur sözü fedakarane söylenen bir haldir ama hakikati ifade ediyor. Birinci tabakadır o. Cehennemin o senin zihnen tasavvur ettiğin değil o. Vey cehennemi değil. Haviye değil yani. Haviye değil bu. Haviye demedi. Cehennem dedi. Bu tabakaya girecekler. İşte o kadar büyük olsun ki yani burada kalmasın yani. Tamam. Yoksa ikinci tabakadan bahsetmiyor. Şimdi bir daha toparlıyorum. Dünyadaki o berbat, o cehennemden daha rezil ruhsal bir yapı cehennemden beterdir. Ama her biri değil. Mesela haf, dehşet, her biri cehennemden beter değil. Yalnız bu sayacaklarım 10 tane dehşetli sıfatın hulasası cehennemden beterdir. 741'de geçiyoruz. Cehennemden beterdir. Ne o sayıyorum? Haf, telaş, dehşet, tevahuş, at, raşet, kalak, vahşet, dehşetle karıştırmayın, yüt, yeis, kişinin cehennemi, dünyadaki cehennemi bu. Kişinin cehennemin cehennemi. Öteki cehenneme gitmeye gerek yok zaten. Peki bundan bir tanesini iki tanesini yaşıyorum şöyle diyeyim. Hani aşk-ı mecazi veya parayı ödeyemiyor. İflas ediyor. Bu hayatı komple noktalamak daha çözüm görüyor. İntihar ediyor. Bu sıfatların tümü değil ha. Bir tanesini ve iki tanesinin tesir altında kalıyor adam intihar ediyor. Peki onu bir arada olursa ne olur? Beni bıraktın, yok ettin, mahvettin, pişirdin. Ne o? Yut, nitim. Yetimlik hissetmesi. Adam intihar ediyor. Bakın ölümü çare yapan psikolojisini görmek ister misiniz? Yani bir şey göstermeye çalışıyorum size bak. İntihar etmeyi çare görüyor. İntihar etmeyi çare yapan, çare olarak gösteren o altyapıdaki fokurdayan cehennemden düşünebiliyor musun? Tırnağın alınca doktora gidiyorsun. Kanser olunca zaten aklın gidiyor. En ufak bir şeyin kaybedince ya bu hayatı güneşe, bu hayatı noktalamak çare. Peki bu intihar etmek çare ise intihara iten kaynayan nedir? Farkında mısın? Sen anlamazsın bunu. Ancak imansız veya imanı hayatına hayat olmamış. Hayatında iman olmamış. İddiada bulunmuş. İtikadı var. İmanı yok. Ne diyorsun ya? Ustad diyor ki bu milletin nesli atisi 1944-47 arasında söylüyor. İkinci Emirdağ'da. İkinci Emirdağ'ın tarihini söylüyorum. 1944-1947. 50 sene sonra diyor. Ve sonra. Ne yapar 50 ekleyin? 94 1997 sonrası bu milletin kaçta diyor? %90'ı diyor nefse emmaresini ilahlaştıracak diyor. Öyle mi? Peki Türkiye'nin nüfusunu söyleyin bana. 80'de. %90'ı ne yapar? 9 kere 8 72. 72 milyon ilah Rablaştırmış nefsini. Kendisini. 8 milyon. %90'ı nefs emmaresine tapacak diyor. %90 diyor mu demiyor mu? Nefs emmaresini ilah yapacak diyor. Bu milletin nesli atisi şu anda ekilen tohumlar ıslah edilmezse bundan 50 sene sonra neticeleri %90'ı bu neslin %90'ı
ilah edinecek. Peki bir insan nasıl ilah olur? İnsan insana nasıl ilah olur? Onu çok merak ettim. Arkadaşlar bu kardeşiniz bu işin delisiyim. Deliyim. Nasıl böyle? Allah diyor ki birbirinizi ilah edinmeyin. Birbirinizi Rab edinmeyin. Dedim ya bu nasıl olur ya? Bir insan Rab edinir mi? Ben seni tanıyorum. Senin de böbreğin var. Senin de karaciğerin benim de var. Ne farkın var? İman. Onu da bilmiyorum. Peki nasıl insan ilah edinir? Neticeyi söylüyorum. Belki de buna ait 3-5 saat ders yapmışım. Belki aylarca, senelerce çalışım, öz söyleyeceğim. Özün. Şu, insanlığını kaybedene insanlar ilah olması kolaylaşır. Yani dinin açık emirlerine muhalefet eden bir hocayı, dinin açık emirlerine muhalefet eden bir insan, Müslümanı, bildiği vardır deyip Allah'ın dinini kale almayan kişinin tipi, kendi insanlığını kaybetmiş. İnsanlığını kaybeden kişiye insanın ilah olması kolay oluyor. İnsan olana insan ilah olamaz, yapamaz. İnsanlığını kaybeden üst tabaka insan görüyor. Çünkü kendisi bozulunca tereyağı gibi, yoğurt bozulsa yenir, süt bozulsa yer, ayran bozulsa da yenir. Ama özü olan tereyağı bozulursa yenmez. İnsanlığını kaybeden kişiye bozuldu mu? İnsan olmadı, hayvan da olmadı. Kel enamu belhumada. Hayvandan daha aşağı. Bu sefer insan nerede orada? O zaman insan ilah olması kolay olur. Ama insana insan ilah olamaz. İnsanlığını kaybedene insanlar ilah olur. Kadın ilah olur. Kadın put olur. Kadın kıble olur. Anladın mı? Hoca kıble olur. Hoca din olur. Tamam. Hoca Kur'an olur. Haşa, hoca ilah olur. Kim olursa işte. Patron, baba, şu bu, hepsi ilah olur. Niye? Bundan kaynaklanıyor. Başka yer. Ortaya çıktığında insan içine alandır halet. Fanos gibi. Fanos biliyorsunuz değil mi? Yani şöyle bir fanus düşünün. İçinde balık var. Balığa sorsan nasılsın? Uçsuz bucaksız bir yerdeyim. Nasıl? Hiçbir yere çarpmıyor ki. Çarptığı bir yer var mı? Usta da onun mesleği de bize söylüyor. Dört tarafı, altı tarafı mı diyor? Dört tarafı cam, endam, ayna olan bir yere. Dört. Kabir için. O kabir ne olur? Geniş, uçsuz, bucaksız bir sahra olur. Ama o hayali bir şey. Bak diyorsun, burada ayna. Koy bu kalemi buraya. Bu kalem sonsuz olur. Öyle mi? Aynı kendini koy. Burada ayna. Burada da ayna. Oo dipsiz. Ama gidersen kafayı zannedersin ki geniştir, bir vursun. Cama, duvara vurursun. Dünya böyledir. Fanos gibidir. Çünkü balık da fanosta dönüp durur. Bir yere çarpmıyor. O zanneder. Oysa daire yaptığını aklı olmadığı için bilmiyor ve çok geniş sahra zanneder. Dünyamız böyledir. Aynı yerde dönüp duruyoruz. Bak şimdi. Güneş doğdu, battı. Güneş doğdu, battı. Fanos aynı. Eğer sen bunun içinde çıkma gayret etmesen, dünyadan çıkmasa manen, ruhu, kalbin ve ruhun derece hayatına çıkmasan fanos gibisin. Dünya doğdu, güneş doğdu, battı, doğdu, battı, doğdu, battı. Ne oldu? Ne fark var? Hayatında ne fark var? İki güne eşit. Böyle derslerle çıkıyorsun. Fark ediyorsun elbisenden. Nasıl fark ediyorlar biliyor musun? Ataman hiçbir yere bakma, sırf bana bak. Tamam. Bir şey soru soracağım ama hiç bakma. Gömleğinin rengini bana diyebilir misin? Ha? De. Tam bilmiyorum. Tam bilmiyorsun. Evet, hiç kimse bilmez pek. Çok az insan bilir. Sen değil, ben de. Ya, değil yaşadığını, giydiği gömleği bilmez.
Çıkmak lazım bedenden. Çıkmak lazım. Başka bir yer okuyorum. İnsanda bulunan her bir istidadın ortaya çıkmasındaki berzah, berzan. Yani insanın, insanda bulunan bir istidadın ortaya çıkmasındaki bir berzah. Yani hariç ile insan arasındaki berzah, balon gibi. Benimle onun arasındaki şey. Bunu şeyde söylüyorlar beden dilinde, mahrem çap. Yani bir insanın mahrem çapı ne kadardır? 1,5 metredir. 1,5 metrenin içerisine girme. Saldırganlık olarak anlaşılıyor. Bu işin hep şeyini almıştım. Kendi gayretim de çok oldu çok. Yani ben bir şeyle atarsam çok seviyorum. Bir farkım bu o. Ya atmam, atarsam da ölesiye gidiyor. Şimdi bu haletin başka bir şeyi söylüyorum. İkimizin yani istidadın ortaya çıkmasında ortaya çıkan halet bir berza. Bazen hariç insanı, bazen de insan harici etkileyip senin hususi bir alanını, berzahını oluşturuyor. Umumi dünyadan hususi dünyanın hudutlarıdır. Aynı zamanda halet, umumi dünyada hususi dünyanın hudutlarıymış. Diyor ya, böyle aletim ya iyi değil falan. Orada yaşıyor ama umumi dünya ne kadar Gülgülistan. Başka? Sırat-ı müstakimden ne kadar, bunun altını çiziyorum, 4. Sırat-ı müstakimden ne kadar ayrılırsan o nispeten cehennemi dünyaya düşersin. Senin dünyadaki hususun cehennemin bu saymış olduğumuz 10 tane sıfat. Sünner de bunu anlatıyor. Sırat-ı müstakimden ayrılırsan sözler 744, muhakemat 120. Bir yerde okuyorum. İmanda bir halettir. İman da bir haletmiş. İmanda verilen, imandan çıkan şey halettir. Allah Celle Celaluhu canibindeki yönü hidayet. İmanı anlatıyor. Allah canibindeki yöne hidayet. İnsan canibindeki yöne iman. Yani Allah hidayet eder. İnsan onaylarsa iman sahibi olur. Dışarıdan güneş vurur. Perdeleri açarsan güneş girer, açmasan güneş vurduğu halde girmez. Güneş haşa, şemsezeli, gelen şua, hidayet, eğer perdeyi açar içeriye girersen çiçeğin buyur, odadaki mikroplar şunlar bunlar giderse, girdiği için ortaya çıkan netice iman. Bunu insanın onaylaması, tasdik etmesi ise iman. İman da realitedir ve mahluktur ve vücudu haricisi vardır. Nurdur iman, kuvvettir iman. Bunu da halet diyoruz. Ruh imanla beslenir. Ruh imanla beslenir. Ceset de ruhla lezzetlenir. İman sırf sana verilen enerji yumağı değil, aynı zamanda verene karşı açılan koridordur. Peki, çok az kaldı. İnsanda öyle bir halet, öyle bir halet vardır ki, insanda öyle bir latife, öyle bir halet vardır ki, o latife lisanı ile her ne sual ederse, velev ki fasık da olsa, Cenab-ı Hak o latife hürmetine, o matlubunu yerine getirir, o latife pek uzaktan bana göründüyse de teşhis edemedim. Halet latife değil. Haletle latife ayrı kullanıyor. O latifenin lisanı var. Ustadım teşhis edememiş. Cenab-ı Hak o latifeye çok değer veriyor, kıymet veriyor. O latife hürmete değer imiş. Nasıl bir yerdi ki ustadım bile teşhis edemedim diyor. Yapamadım diyor. Başka bir yer. Zaman cismaniyetle alakadar halet zamanı genişletip darlaştırıyor. Bak, zaman cismaniyetle alakadar halet cismaniyetin çapını genişletip
daraltıyor. Zaman mahluktur, der ismine dayanıyor. Kodluyorum, zamanın kaynağı Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Der ismine dayanıyor, onun için zaman mahluktur. Zaman kişiden kişiye değişiyor. Zaman imbisat edebiliyor, büyüyebiliyor, küçülebiliyor. Yani mesela şöyle düşün, tık, saniye ya, tık, tık. Bu tık dedi ya, bu noktayı tut, aç, içine gir. Artık belki de 10 sene yaşarsın ama bu dünyada bir saniye geçmiş olur. Onun için buna bastı zaman denilir. Zamanın genişlemesi, tayı mekan oluyor bu sefer. Ne demek? Zamanın iki ucunu tutup açmak, içine sabah namazı Allah şeyin İmam Azam Efendimiz radıyallahu anh, sabah namazı iki rekat sabah namazının farzında hatmi Kur'an'ı okumuş cemaate. Açmış ve kendisi girmiş cemaate da sokmuş. Ondan sonra Kur'an'ı hatmetmiş, selam vermişler, daha sabah namazı çıkmadı. Mesela onu ustatta gözüküyor. Cennet Risalesi 20 dakikada Süleyman Efendi'nin bahçesine, cennet bahçesine barlada yazılmış. Böyle biz belki de düz okusak o kadar dakikada okuyamadığımız şeyleri, mesela 19. mektup gibi şeyler, dağda bayırda kitap olmadan bunların yazılması bastığı zaman tayin mekanı en güzel ispat edenlerden. Buna biz avamda en fazla rüyalar bir dakikadır, ayık alemde onları yapmaya kalksak rüyadakileri 20 seneni alır. Ha? Bazen bir alemin açılır, bir halet açılır ki 10 senede kazanamadığın şeyleri hemen sokarsın onun içine. Bir ders dinlerken, bir ders yaparken. Senelerden beri mesela inim inim inlediğin bir vesvese, bir şeytan. Belki böyle bir böyle muhatap olduğun bir derse tak diye bir kelamla zannediyorsun ki benden sana geldi. Hayır. Sen onu dinlerken o kelam sanki zamanı bir açtı, senin içine soktu. 10 senelik vehim, vesvese, buhran, bunalım, panik atan Allah o anda yok ediyor. Çok acayip. Zaman mahluktur, der ismine dayanıyor. Zaman kişiden kişiye değişebiliyor. Zaman imbisat edebiliyor. Ruh, esma, sıfat ve şuunattan geldiği için, ruh, esma ve sıfat ve şuunattan geldiği için, esmanın tesirinde de, tesirinden de çıkabiliyor. Zaman da esma olduğundan, zaman neymiş? Esma olduğundan, izli izli okuyorum. Bitireyim bugün. Zaman ruhu kayıtlayamıyor. Zamanın kaynağı esmadır, dehr esması. Ruh ise şuunat-ı zatiyeden, hatta ruhumdan öfledim ruhunuzu diyor. Esmandan öfledim demiyor. Ruh zamanın daha arkasında olduğundan zaman ruhu kayıtlayamaz. Çünkü ruhun kaynağı esma değil. Ama zamanın kaynağı esmadır, dehr esması. Ruhu cismaniyetine galip evliyaların işleri sürat-i ruh mizani ile ceyran ediyor diyor ustad. Zaman genişleye bir ucu ezele bir ucu da ebede uzanabilir. Tak açtın. Onun için bir başlangıç sonuç değil bunlar. O zaman da zaman kalkar. Yani zamanın bir ucunu ezele götürebilirsen, bir ucunu ebede götürürsen aha zamansızlık. Aynı zamanda tık, tık, tık. Tık yaptı ya buradan. Tık. Tut bunu. Aç. Ezel. Evet. Gir içeri. Aa, yok. Zaman yok. Zamansızlık. Örnek isterseniz çekirdek düşünün. Büyük bir çınar ağacının çekirdeğini düşünün. Peki. Attık toprağa. Çiçek verdi. Neşinemalandı. Filiz verdi. 300-500 senelik bir çınar ağacı düşünün. Dışarıda kaç yüz sene bu? Başı ile sonu. Mesela filizlendi. Bugün ayın 16'sı mı? 16 Haziran 2014. Tamam. Çiçek açtı. 500 sene sonra vereceği yaprak çekirdekte yok mu? Dışarıda 500 sene sonra ifade edilen başı ile sonu arasındaki 500 sene çekirdekte aynı yerde. Aha, başla sonu aynı yerde, zaman yok. Çekirdeğin içinde zaman yok. Peki, kocaman bir ağacın hacmi var. Bu ağaç çekirdekte değil mi? Aha, mekan yok. Çekirdeğin içinde bütün ağaç var. Mekansız ve zamansız. Düşünen insanlara. Ben bu kadar şey yapabiliyorum. Gerisini siz aleminizde kullanacaksınız. Nasibiniz varsa. Kim ne anladıysa.
Zaman inbisat eder diyor ustad. Zaman inbisat eder. Tutar, tutar herkese göre değişiyor. Tutarsın bu ucunu, bunu tutarsın, açarsın. Herkese göre zaman inbisat eder ustad diyor. Sana şöyle tabi geç. Zaman inbisat ettiği için diyor. Başka? Zaman dehr esmasının bir nüminesi, cilvesi ve cemali sende var. Peki zamanı hariç dünyada zaman var. O zamanın esması neydi? Dehr. Onun nüminesi bende yok mu? Var. İşte bu nüminemle kainatın zamanın dışına çıkabiliyorum. Çünkü bende var zaten. Ne yapmak istersen dışarıda yapmak zorunda değilim. Burada yaparım. O esma inkişaf ediyor. Sen içine giriyorsun. Esma sende inbisat ediyor. Sen esmanın arkasına geçiyorsun. Çünkü sende ruh var. Ruh, ruhumdan öfledim diyor. Esmadan gelmiyor. Peki. Herhalde bir buçuk sayfam kaldı. Bir böyle. İki, bir yaprak değil, bir buçuk sayfa. Haletlerin ruhu niyetlerdir. Haletlerin ruhu vardır. Nedir o? Niyettir. Niyet, ölü ve meyit olan haletleri ihya eden ve canlı, hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur diyor. Niyet, haletlerin ruhudur. Yani izniz okuyorum ama yani anlamadınızsa sorun. Ben de anlaşılıyor diye gidiyorum. O zaman niyet, haletleri, iyi dinleyin, niyetler, haletleri, haletler, hisleri, hisler, duyguları, duygular, fiillerimizi değiştiriyorlar. Ha? Bir düşün ki, insanın %76'sı su. Bunu niyetle, haletle, düşünceyle, dua ile, nazarla değiştiremez misin? İnsanda 4 unsur var. Toprak, hava, su, ateş. Su unsuru vücudun %76'sıdır. Kan ve su, hepsi dahil. Su unsuru. Bu su unsuru, ateş unsuru da var. Su unsuru dua ile, niyaz ile, halet ile, düşünce ile değiştirebiliriz. İşte haletin ruhu neydi? Niyetti. Niyet. Bak. Niyetler, bakın elime. Niyetler, haletleri. Haletler, hisleri. Hisler, duyguları. Duygular, fiillerimizi değiştirebiliyor veya dönüştürebiliyor. Haletlerimizin kaynağı, yani ruhu, niyet. Niyet neredeydi? Kaderin şeyini de çözüyor biraz. Hah, kaderi de çözüyor. Niyetin neredeydi dedim, aynısını söyledim. Evamirin tekmini içinde ne vardı? İncizap, iştiyak. İncizap. İncizap, meyil. Meyilin içerisinde niyetler var. Kaderi nasıl çözüyor şimdi, gördün mü? Bak. Niyetlerimiz, haletlerimizi. Haletler, haletler. Düşüncelerimiz, onu da ekleyeyim. Düşünceler, hisler, hisler, duygular, duygular fiillerimizi değiştirebilir de dönüştürebilir de. Peki, %76 su olan bir insanın vücudunu bu sistemi doğru işletirsen kötü hissetmen mümkün mü artık? Yani her türlü suyu düşünün. Sen kontrol edeceksin. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Vücuttan atılan her türlü suyun kaynağı. Haletle, niyetle kontrol edebiliyorsunuz. Su unsurunun negatif, olumsuz simgesi kimdi tarihte? Firavun. Onu kim kontrol ediyordu? Musa. Musa neydi Adi Fatih'im? Şeriat. Aferin lan sana. Şeriatla Firavun'u gömersin o suya. Yani %76 suyu kontrol etmenin yegane şeyi, şartı Musa'laşmak, Musa olmak. Yani
Kur'an'ı mizanları ile sünnet-i seniyenin terazileri ile amal ve hatıratını tart, daima Kur'an'ı ve sünneti rehber, yani şeriata uymak, ibadetullah. İbadetle o su, her çeşit suyumuzu kontrol edebiliyoruz. Ateş unsurunun kainattaki negatif soru, mümesili kimdi? Ateş. Nemrut. Onun çaresi kimdi? İbrahim. İbrahimleşmek neydi? Tefekkür ve şefkat. Ateş, peki bizdeki kaynağı ne? Öfke, gadab. İşte tefekkür ve şefkatle gadabını aşarsın, kontrol edersin. Peki, hava unsuru kimdi? Süleyman ve İsa. Çünkü öfledim diyor Allah, öfledim İsa'yı. Öfledim diyor, Ruh-u Kudüs'te öfledim. İsa ve Süleyman. Hava unsuru. Neyi ifade ediyor? Dima. Dima kontrol etmek. Süleyman olamazsan cinler işgal eder burayı. Cinleri kontrol altına yapan kimdi? Süleyman. İsa neydi? Dima yapılandıran. Meyrem bu kafaydı. Kulak zar. Zar bozulmadı. Vahiy geldi. Dima oluşturdu. Ağzından vaaz, sohbet çıktı. Ölü ruh dirildi. Yani ölü dirildi. Ölü. Karşıkisi ölü. Ne yaptı? İsa ruhullah. O zaman hava unsuru ki en tehlikelidir. 4 tane cin var çeşidi. 1. Toprak cinsinden, su cinsinden, hava cinsinden, ateş cinsinden. En tehlikelisi ve vücuttan çıkmayan cins hava cini. Peki neyle? Tefekkür ve şefkatle atıyorsun. Tefekkür ve şefkat dima yapılandıran, kontrol edendir. Tamam. Ne kaldı? Toprağın mümesili kimdir? Hadi bakalım bunu. Hazreti Adem ve son. O Adem diyor cennette peygamber değilken ben peygamberdim diyen Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Toprak unsuru, ustad da diyor ki Said de toprak oldu diyor. Tevazu, yani değiştirmeden dönüştüren, ona sığınanları imbisat ettiren toprak. Kim sığınmışsa pislik bile temiz olarak çıkartan, çekirdeği ağaç yapan, tamam? Her şeyin kaynağı. Toprak, Muhammed ve Adem. Mesela suya şey de diyebilirsiniz. Her bir unsura iki dedik ya, mesela havaya İsa ile Süleyman. Şeye, suya Musa ve Nuh. Toprağa Adem ve Muhammed. Ateşe İbrahim, diğerini hatırlayamıyorum. Elbet bir tanesi çıkar, onu da bulur. Ona benzeyen bir şey. Şeyi çok seviyorum, farkında mısınız? Yani Kur'an'da kullanılan malzemeyi şahsına bırakırsam bana lazım değil o. Ben Meryem değilim, Meryem de olacak yok. Ben kadın değilim. Ama Meryem buydu, çok hoşuma gidiyor bu sefer. Mesela Bakara suresi, benim ya. Bakara suresi hak batıl demek. Sapandan bahsediyor. Bakar, sapan. Sapan ne yapar? Toprağı ikiye ayırır. Hak batıl, hak batıl, hak batıl. Doğruyu ihtina sıratı mutlakim çizer. O taneler de ameldir. Yani sapanın ayırdığı yere tane atarsın. Sapan değil mi? Bakara suresi. Onun için İsrail'in en çok rahatsız olduğu, korktuğu süredir. Sri Lanka'ya Kur'an basmış göndermiş, Bakara suresini kaldırmış. Oranın İslam Cemiyeti Başkanı gelmişti de o demişti. Sonra biz Bakara suresini ekledik, yapışık koyduk diyor. Yani Bakara suresi hak batıl, hak batıl. Kaç tane ayet ustad diyor kafirden bahsediyor? Bakara'da net 6. Onun iki katı, 12 tane ayet münafıktan bahsediyor. İşte hak batıl, hak batıl çizgi nedir? İhtine sıratı müstakim. Bu nedir peki? Tane ameldir. Peki, bulunduğun zemini sorgula, bulunduğun zemini sorgula, senin haletine ciddi katkılar yapıyor.
Yani haletini müspet yapmak için, şimdi eyleme dönüştürüyorum. Bulundun, neredeyim? Bak, nereden geldim? Nereye gidiyorum? Nereden geldim? Yastan, kaynağını. Ben mahsus yapıyorum böyle, tiyatro yapmıyorum. Zihninizde kalsın. Noktayı istinat, sorgula. Nereden geldim, bulunduğum konum? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ben kimim? Sorgularsan hayatın kaliteli olur, kaliteli bir hayat yaşarsın. Hayatını sorgulayanların hayatı kalitelidir. Hayatını sorgulamayanların hayatı kaliteli değildir. Yılmaz, bana bak ve hiçbir yere bakma. Tamam mı? Sen yeni geldiğin için. Hiç bakma. Gömleğinin rengini bana diyebilir misin? Nedir o? Beyaz. Beyaz mıdır? Başka? İçinde çizgiler var. Çizgiler var. Aferin bak. Güzel. Yaşadığını bugün biliyorsun. Güzel. Merak ettiğim için yaptım. Başka? Ben de bilmem. Ama devamlı beyaz giydiğim için bilirim. Başka şık yoktu onda. Başka? Haletleri mahiyetimize koymuş. Haletleri nereye koymuş? Mahiyetimize. Halet bir histir. Hissin ismidir. Allah Allah. Haletleri mahiyete koymuş. O his esmaların bizdeki nümelerin adı. Bir iştir, bir hatıradır. Yani bakın o haleti çıkaran bir iş, bir hatıra, bir öpme, bir basma. Bunlar haletleri aktif eden şeyler, düğmelermiş. Bak bir daha söylüyorum. Haletler mahiyettedir. Yani her bir esmanın bize bıraktığı çekirdeğin adı halet. Bir iş, bir hatıra, bir öpmek, bir tane, bir hakikatla batma diyor ya. Aklının, kalbinin ve ruhunun içine girebildiğin zemin. Bak, aklının, kalbini, ruhunu içeriye sokup yaşadın. Bak senden çıkan bir halet, içine yaşıyorsun bak. Bir tanesini yapayım sokakta. Sokakta rastlarsınız. Geçiyor. Kendi kendine diyeyim. Adam nerede? Burada mı yaşıyor? Hayır. Kendisine çıkan bir balonda içinde yaşıyor. Ayak yürüyor. Yürürse ne olacak? O ayaktır. Orada değil ki. Sonra bakar Allah. Allah Allah burası neresi ya? Zeytinburnu. Ne Zeytinburnu? Gazi Osman Paşa'dan ben bu Zeytinburnu'na nasıl geldim diyor. Olduğun için söylüyorum da. Orasının olduğunu da bilmez. Ha bil ha? Yapan orayı da bilmez. Yok hiçbir yeri bilmiyor. Bir hususi bir dünya. Yürüyor. Hiç etraf var mıymış? Yok muymuş? Sen de musibet yap. Tak gene çarşafını, tesettürünü oluştur. Gir içerisine. Hiç kimse yok. Bunu oluşturamayan sanki herkes bana bakıyor. Niçin? Herkes de yaşadığın için böyle oluyor. Ne derler diye yaşadığından dolayı herkes bana bakıyor zannedersin. Anladınız mı? Herkes bana bakıyor bunu giyinince. Kim der bunlar? Başkasının yaşadığın için ömür billah. Ne derler diye yaşadın, ne derler diye giydin, ne derler diye yediğin için. Peki. Haletleri mahiyetimize koymuş. Halet bir histir. Hissin ismidir. Bir iştir, bir hatıradır. Aklının, kalbinin ve ruhunun içine girebildiği zemin. İnsanı ötelere taşıyan kara delikler gibi. Nedir o? İnsanı ötelere taşıyan kara deliklerden sayıyorum. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işaret, bir öpmekte batma delikleri. Bunlar delikmiş. Haletlermiş, kara deliklermiş. Kara deliği anlatayım size. Kainatta mesela güneş fiziğini uzun olur. Anlatayım, çöküyor, büzüşüyor. Çay kaşığı kadar bile olmaz büyüklüğü. Yani elektronların arasındaki boşluk kalkıyor. Elektronun arasındaki boşluk ne demek biliyor musun? Eğer bir atomun protonu misket kadar ve Londra'da olsa, iyi dinleyin. Bir atomun protonu çekirdeği misket kadar büyük olsa ve Londra'da olsa, ilk onun etrafında dönen elektronun o Londra'ya uzaklığı İstanbul'da olur.
Eğer bir atomu misket kadar büyütseniz, onun ilk elektronu Londra ile İstanbul arası kadar olur. Bu kadar boşluk var. İşte kara delik demek, bu elektronlar arasındaki boşluğun kalkması ve hiçbir boşluk kalkması sıkışır. Aynı bunun gibi protonun etrafındaki elektronlar boşluğu kalksa güneş çay kaşığı kadar olur. Ama o ne olur? Etrafındaki bütün gezegenleri, dev devleri yutar. Ne oluyor? Şu anda bilinmiyor. Bir isim koymuş metafizikçiler. Kara delik. İşte kara delik nedir? Halettir. Bizim insandaki kara deliğin adı nedir? Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işaret, bir öpmekle bakma. Yani kara delikler bunlar. Yani her bir şeyin esmanın ademi vücutları. Ademi vücut, ademi. Biraz anlaşılmış mı bilmiyorum. Gideceğim için fazla açmıyorum. Çıkacağız değil mi? Tamam, yemek yiyelim mi? Yemeyecek miyiz? Ben açayım. Ya, tamam çık. Evet, tamam, yemeyiz. Ay, yolda alırız. Peki, zaman cismaniyetle alakadar. Onu okuduk. Tamam, hiç merak etme. Ben şimdi bekletmeyeceğim seni. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4 tane şeyim kaldı. Bitiriyorum, başka hiç kalmıyor. Haletler sende çıkıyor fakat geri gelip seni içine alıyor. Duman gibi odundan çıkıyor. Hem duman hem ateş. Çıkınca da odunu içine alıyorlar. Odundaki ısı bil kuvve. Odunda içinde ısı yok mu? Duman yok mu? Odun içinde. Ha, ona bil kuvve denilir. Yanınca o ısıyı karşıya taşıyorsun. Odunu yakınca ısı karşıya taşınıyor. O çıkanın içine odunu alıyor. Mesela odunu yaktık. Duman olmaz mı bu odada? Odada göz gözü görmez. Ama odun bu kadar. Odunu bile bloke etmiş. Bak. Odun düşün. Yaktık. Yanan duman. Çıkan duman. Odunu bile göstermez. Odunu bile içine aldı. Halet böyledir işte. Odunda kasıt sensin. Çıkan halet duman gibi veya nur gibi. Nur da öyle. Çıkan nur her tarafı da gösterir. Odunu da gösterir. Mısırı da pişirir. Ve her tarafı gösterir. Ama duman, çıkan duman. Peki fark nedir? Eğer odun yaşsa dumanı çoktur, nuru azdır. Odun kuruysa dumanı azdır, nuru çoktur. Tamam? Böyle yaş adam. Kof adam demek. O ısı, ışık, duman ve ışınlar odunun halet rühiyeleri içi dışında, dişi içinde garip fiiller. Yani duman içi dışında ama dışındaki duman içini, odunu içine almış. Fihi mafi. İçi dışında, dışı içinde. Ötekisini okuyorum. Bu da tamam. Günahların, sevapların ortaya çıkmasındaki durumuna halet deniyor. Güneş ve sıcak kaynak, güneş veya sıcak bir soba, sıcağı yaydığı gibi, buz ve soğuk kaynak klima gibi, soğuğu yayıyor, klima gibi, hem sıcağı yayıyor, hem de soğuğu yayıyor. Mesela halet klima gibidir. Hem sıcağın kaynağı, hem soğuğun kaynağı. Klimadan çıkana, klimanın haleti denir. Karşıyı etkisi direkt değil, çıkan kişinin içine girdiği havuz, balon gibi. Mesela, benden çıkıyor ama ile karşıyı etkilemiyor. Beni de etkiliyor benden çıkan. Mesela iyisiniz. Araba kullanıyorsunuz, temizlik yapıp bir şey yapıyorsunuz. Birisini hayal ediyorsunuz. Onu nasıl dedi, niye dedi veya cinselliği şey yapıyor. Hop seni içine alıyor. Artık oradasın. İlle karşı değil kendi. Ama ne yaptın sen? İçinin içine girdin. Sen bunun içinde yaşıyorsun. Bunun adı halet. Evet. Son şeyler. Nasıl ki bahar, kış zeminin içinde girdiği gibi, yani dünya tek, bahar, ilk, sonbahar, kış böyle geldiği gibi, haletler de böyle. Harici haletler seni böyle içine alıyorlar.
Nasıl kış geldi her taraf içine aldı. Bahar geldi her taraf içine aldı. Harici haletler de seni böyle içine alabiliyor. Hatta senin bazı taraflarını değiştirmene yardım ettikleri gibi dış dünya bazı içini güzelliği değiştirdiği gibi bazı haletler sana rağmen seni değiştiriyorlar veya inşa ediyorlar. Haletler hariç olunca aynı bunun gibi çekirdekleri ağaç yapıyor. Bazı şey de çok yağmur yağınca ağacı da çürütüyor. Halet misal bombanın patlaması gibi. Yani ağacın çekirdeğe, çekirdeğin ağaca dönüşmesi gibi. Bu halet 3 ayrı halde yaşayabilir. Yani haletin 3 mertebesi var. İfrat, tefrit, vasat. İşte her bir his ve duygunun bu modlardan birinde olmasına halet deniyor. Bir haletin tesirinden çıkmak için başka bir halete girmen lazım. Bir haletten çıkmak için çabalamak mümkün değil. Bir haletin tesirinden çıkman için başka bir haleti tesirine girmen lazım. Mesela namaz haleti çok harika bir vesiledir bu iş için. Düşünceler de haleti ortaya çıkarıyor. Düşüncenin kendisi halet oluyor, enerji ortamı oluyor. Mesela sıkıldın, ustad diyor ki bu haletten kurtulmak için namaza müracaat ettim diyor. Şualar 94. Bak, şu psikoloji halden kurtulmak için namaza müracaat ettim. Namaz bir halet oluşturuyor. O zaman bir haletten kurtulmak için bir halete girmeniz lazım. O haletten en güzeli de namazdır, güzel ortamdır, güzel insanlardır, güzel bir yer okumaktır. Düşünceler de haleti oluşturuyor böyle, balonu oluşturuyor. Ve son şeyimiz, sanki bulut gibi halet. Bazen kapatır, bazen rahmeti getirir. Bazen battaniye olur insana. Senden çıkıyor, sonra gelip seni içine alıyor. Evin içindeki pencere gibi halet. Pencereden dışarıya ve dışarıdan içeriye geçişlerin olduğu zemin. Pencere gibi. Kimi kah dışarıya bakarsın, kah dışarıdakiler sana bakar. Kah bulut gibi. Kah rahmeti getirir. Kah da yolu göremezsin. Bu sis gibi. Bazen battaniye olur. Senden çıkıyor, seni gelip içine alıyor. Evin içindeki pencere gibi. Pencereden dışarıya ve dışarıdan içeriye geçişlerin olduğu zemin. Bazen dışarıda sisler var, bulutlar var, camdan içeriye girebiliyor. Haletler de böyledir. Peki, biraz acele ettik ama gereken şeyler anlatıldı zannediyorum. Vâhir devâhum, enilhamdülillahi rabbil âlemin, el-Fatiha'tı ve selavatı.